Arkadaşlar merhaba. Ben Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Veysel Altuntaş. Üçüncü ünitemiz, 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi üçüncü ünitemiz. Şiir ünitesiyle konumuzu anlatmaya devam ediyoruz. Şiir ünitesinde koşuk, sagu gibi, sav, destan gibi İslamiyet öncesi nazım şekillerine bakmıştık. Sonra arkadaşlar geçiş dönemi eserlerine bahsetmiştik. Kutat Kubilik, Divan Lugati Türk, Divan-ı Hikmet, Atebetül Hakaik gibi bunların içeriklerinden bahsetmiş ve eserlerin yazarları hakkında bilgiler vermiştik. Daha sonra arkadaşlar dini tasavvufi halk edebiyatının nazım biçimlerinden, nazım şekillerinden olan ilahi örneğini okumuştuk ve bu ilahi örneğimizdeki Yunus Emre, yani yazarımız Yunus Emre ile ilgili genel bilgiler verip Anadolu'nun oldukça önemli bir kültür hazinesi olduğunu ifade etmiştik. Ve her gencin aslında Yunus Emre ile doğrudan bir bağlantı kurması gerektiğini, onu okuması gerektiğini ifade etmiştik arkadaşlar. Nefes örneğinden bahsetmiştik. Buradaki tasavvuf kültürünün, Kaygısız Abdal'ın tasavvuf kültüründeki yerinden bahsetmiştik arkadaşlar. Bektaşi şairlerince yazılan, Bektaşi törenlerinde saz eşliğinde söylenen tasavvufi içerikli şiirlere nefes adı verdiğini söylemiştik arkadaşlar. Bunun haricinde isim tamlamalarında belirtili isim tamlamalarından bahsetmiştik. Şimdi 6. metnimiz olan arkadaşlar mani metinleriyle devam edeceğiz. Öncelikle hazırlık kısmında sizce insanlar neden mani söylemeye ihtiyacı duymuşlardır? Duygu ve düşüncelerinizi sözlü olarak ifade ediniz diyor. Sizin de arkadaşlar buradaki düşüncelerinizi ifade etmenizi rica ediyorum. Bir eğlenme aracı olarak kullanılabilir genel manada düşünecek olursak. Değil mi? Sevdikleriyle insanların iletişim kurması, olumsuz karşılaşılan olumsuz durumlarla ilgili bir aslında psikolojik bir rahatlama, bir tepki koyma, ortaya tepki koyma ifadesini söyleyebiliriz arkadaşlar. Siz de bu konudaki fikirlerinizi söyleyelim. Onun haricinde edebi eserlerin halk kültüründen izler taşıması o eseri nasıl etkiler? Şimdi arkadaşlar elbette şunu düşünelim. Elbette her yazar içinde bulunduğu toplumdan bir şeyler kapar ve bir şeyleri eserine aktarır. Bunun nasıl olacağı şekli tabii ki yazara kalmış bir şey. Yazar çevresinde duyduğu, gördüğü ifadelerde şunu söyleyebilir. Ben çevremi çevremde yaşadıklarımın tam tersini aktaracağım. Fakat bununla birlikte tam tersini aktarırken de temel dayanağı ne olmuş oluyor? Yine yaşadıkları bulunduğu çevre olmuş oluyor arkadaşlar. Bununla birlikte bir konu anlatacaksa bile, bir mekansal betimleme yapacaksa bile ya da yaşadığı toplumdaki olaylardan bir enstantane aktaracaksa bile illaki kendi toplumundan örnekler elde etmiş olur arkadaşlar. Bu doğal bir süreçtir. Fakat bunun ne kadar olduğu, ne kadar az olduğu tabii ki yine yazara kalmış oluyor. Bunu da sizin düşüncelerinizi arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşmanızı rica ediyoruz. Neden? Çünkü sizce yazarın çevresinde bulunduğu yaşanan toplumdaki olayları eserine aktarması, halk kültürünü eserlerine aktarması, geleceğe taşıması onları, çünkü yazılı bir eser haline getirdikten sonra o sözlü kültürü, halk kültürünü, yaşayış kültürünü bir şekilde kağıda geçirmiş, diğer nesillere aktarmış oluyor. Bunun olumlu yanları nelerdir? Olumsuz yanları nelerdir sizin için? Düşüncelerinizi lütfen arkadaşlarınızla paylaşınız arkadaşlar. Burada mani örnekleri var. Bu maniler, çeşitli mani çeşitlerimiz var. Düz mani, kesik mani, yedekli mani. Önce örneklerini okuyalım. Sonra da arkadaşlar sizinle beraber düz mani nedir, kesik mani nedir, yedekli mani nedir, cinaslı mani vesaire onlar nedir, bunlardan bahsedelim. Birinci örneğimiz düz mani. Ay doğar ayazlanır, gün doğar beyazlanır, mahmur gözlü sevdiğim uyanmaya nazlanır. Gördüğünüz gibi anonim. Anonim ne demekti arkadaşlar? Söyleyeni belli değil, değil mi? Söyleyenin kim olduğu bilinmeyen bir eser ortaya çıkmış oluyor arkadaşlar. Tek dörtlükten oluşuyor fark ettiyseniz, değil mi? Hece ölçüsünde sayacak olursak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Manilerin 7'li hece ölçüsüyle yazıldığını zaten biliyoruz. Bakın burada da 7'li hece ölçüsüyle yazılmış bir manimiz var arkadaşlar. Kafiye biçimlenmesi de A şeklinde ya da X A şeklinde devam ettiğini ifade edebiliriz. Kesik mani. Kuleden ses geliyor kuleden. O kaş o göz değil mi beni sana kuleden? Arkadaşlar kesik mani gördüğünüz gibi ilk dizemizde bizim
bir kesik, yarıya kadar olan bir şey var. Burada özellikle ilk iki dizenin çok anlamlı olması gerekmiyor kesik manilerde. Hatta tüm maniler için arkadaşlar bu böyle. Daha sonraki şeye bir hazırlık amacıyla söylenmiş oldu. Hepsini için söylemiyoruz ama çoğunluğu için böyle. İlk iki dize doğrudan bir anlam taşımıyor olabiliyor. Anlamsız gelen bazı sesler, sözler olmuş olabiliyor. Bunlar aslında diğer asıl söylenecek olana bir hazırlık amacıyla söylenmiş olabilir diyoruz arkadaşlar. Oldukça güzel. Kuleden ses geliyor kuleden. O kaş, o göz değil mi beni sana kuleden? Yedekli mani. İlkbahara yaz derler. Şirin söze naz derler. Kime derdim söylesem bu dert sana az derler. Kendin ettin kendine, yana yana gez derler. Arkadaşlar yedekli mani ifadesini normalde tek dörtlükten oluşuyor diyoruz ama burada gördüğünüz gibi 6 dize var arkadaşlar. Burada duru ayaz, yani geçen metinde geçen bazı kelime ve kelime gruplarına bakacak olursak ayaz, duru, sakin havada çıkan kuru soğuk, ay doğar ayazlanır ifadesi kullanıyor. Mahmur, uyku basmış, ağırlaşmış. Mahmur gözlü sevdiğim. Artık uyuyor. Uykudan ya yeni uyanmış ya da uykusu çok olan anlamında mahmur gözlüğü kullanmış diyoruz. Şimdi metin ve türle ilgili açıklamalara bakalım arkadaşlar. Okuduğumuz metinler anonim halk edebiyatı ürünlerinden biri olan mani nazım biçimine aittir. Anonim halk edebiyatı meydana getireni ve söyleyeni belli olmayan halkın ortak malı olan edebi ürünlerin oluşturduğu bir edebiyattır. Bu ürünler başta tek bir kişinin malı iken zamanla topluma mal olup anonim bir özellik kazanır. Anonim halk edebiyatı ürünlerinin en belirgin özelliği ürünlerin sözlü olmasıdır. Bu özelliği nedeniyle ürünler dilden dile aktarılırken bir takım değişikliklere uğrar ve yayıldığı bölgenin dil özelliklerini alır. Anonim halk edebiyatı taşıdığı özellikler yönüyle İslamiyet'in kabulünden önceki Türk edebiyatının İslam kültüründeki yansıması olarak kabul edilebilir. Anonim halk edebiyatı kapsamına giren ürünlerin bir kısmı nazım, mani, türkü, ninni, bir kısmı nesir yani masal, efsane ve benzeri, bir kısmı da arkadaşlar nazım nesir karışık olan halk hikayeleri gibi karışık şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bu ürünler halk arasında yayılmış, yabancı etkilerden uzak kalmıştır. Sözlü geleneğin bir ürünü olan manilerde yalın bir dil kullanılmıştır. Sade bir dil olduğu zaten okuduğumuz örneklerde de çok net bir şekilde görünüyordu arkadaşlar. Manzum ürünlerde hece ölçüsü ve dörtlük nazım birimi esastır. Anonim halk edebiyatı çerçevesinde verilen ürünler Anadolu insanının hayat felsefesini, yaşantısını, bireysel duygulanmalarını ve benzeri dile getirmesi yönüyle önemli birer kaynaktır. Söz konusu metinlerde arkadaşlar de görüldüğü üzere maniler halk şiirindeki en kısa nazım biçimidir. Genellikle yedili hece ölçüsüyle söylenip 4 dizeden oluşur. A, A, X, A şeklinde kafiyelenir. Manilerde ilk iki dize kafiyeli söyleyiş için oluşturulan doldurma dizelerdir. Aslında az önce söylemiştim. Bu dizeler konudan bağımsız gibi düşünülse de konuyla ilişkili olarak da yorumlanabilirler. Ama asıl mesele arkadaşlar sonraki dizelerde anlatılır. Konumuz orada başlar. Manilerde üçüncü dizenin serbest olması mani söyleyene kolaylık sağlar. Ve az önce yine söylediğim gibi asıl anlatılmak istenen temel duygu ve düşünce genellikle son iki dizede ortaya çıkar. Manilerin konusu genellikle aşk olmakla birlikte doğa, ayrılık, özlem, gurbet gibi değişik konularda da mani söylendiği görülür. Mani söylemek halk arasında adeta bir gelenek halini almıştır arkadaşlar. Şehirleşme kültürüyle birlikte evet bu mani söylemenin azaldığını biliyoruz. Fakat hala çevremizde illaki birilerinin çevresinde arkadaşlar mani söyleme geleneğinin devam ettiğini biliyoruz. Hatta bazı işte büyüklerimizin işte manileri aslında
zihninde söylenmiş manidir. Anonim manileri zihninde ezbere tuttuğunu da biliyoruz. Sizin de etrafınızda böyle varsa arkadaşlar, onlardan yararlanmanız, manilerin aslında ne demek istediğini, hangi anlamda kullanıldığını, hangi duyguyu ifade etmek için kullanıldığını görebilirsiniz arkadaşlar. Siz de bakın diye düşünüyoruz. Tekrar edecek olursak, manilerin konusu genellikle aşk olmakla birlikte doğa, ayrılık, özlem, gurbet gibi değişik konularda da mani söylendiği görülür. Mani söylemek halk arasında adeta bir gelenek halini almıştır. Maniler dize sayıları, birinci dizedeki hece sayısının eksik olması ve kafiyelerinin cinaslı olmasına göre çeşitli isimler alırlar. Bu durumda tek dörtlükten oluşan AAXA şeklinde kafiyelenen ve yedili hece ölçüsüyle söylenenler düz mani. Yukarıdaki ilk örneğimizde arkadaşlar hatırlarsanız düz mani doğrudan adıyla müsemma bir şekilde arkadaşlar düz mani olduğunu görüyoruz. Kafiye şekli, kafiye türü AAXA ve hece ölçüsü de yedili hece ölçüsüyle yazılmıştır diyoruz. Birinci dizesindeki hece sayısı 7'den az olanlar ve cinaslı kafiye ile kurulanlara kesik mani ya da cinaslı mani, dize sayısı 4'ten fazla olan manilerde de yedekli mani ya da artık mani adlarını alırlar diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde aklımızda dursun. Evet, diyor ki yedekli manide geçen kendin ettin kendine, yana yana gez derler dizelerindeki altı çizili kelime grubunun anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi TDK'nin Türkçe sözlüğünden kontrol ediniz. Arkadaşlar, tabii ki siz kendi tahminlerinizi yine ailenize veya arkadaşlarınıza söyleyebilirsiniz. Fakat şunu söyleyebiliriz. Yana yana gezmek, yani yaptığı yanlıştan dolayı bağrı yanarak içinde kederler, sıkıntılar dolarak bu dünyada vakit geçirmek bahsedilmektedir. Yana yana gezmek anlamında, yoksa gerçek anlamındaki bu yana yanmak anlamındaki kullanmadığını zaten siz de tahmin etmişsinizdir diyoruz. Bu yukarıda okuduğumuz metinlerden hangi konularda mani söylenebileceğini arkadaşlar, birçok şey söylenebilir ama aşktan bahsedilebilir, günlük hayattan, özlemden, vuslattan, birçok konudan bahsedilebileceğini söyleyebiliriz. Metinler şekil özellikleri açısından değerlendirildiğinde neler söylenebilir? Arkadaşlar, genellikle sade bir dille yazılıyor ve dörtlük biçiminde yazıldığını gördük. Bir yedekli manide ne vardı? Farklılık vardı. Yedekli manide dört dizeden farklı. Bunun adı da zaten bu yüzden yedekli veya artık mani olarak karşımızda çıkmıştı arkadaşlar. Bunu ifade edebiliriz. Genellik olarak da kafiye düzenimiz de zaten AABA şeklinde olduğunu ifade edilebilir. Peki manilerin dil ve anlatım özelliklerinden neler söyleyebilir? Arkadaşlar, sade bir dil vardır. Gündelik yaşam ön plandadır. Doğal olarak halkın anlayacağı bir ifade biçimi gözüküyor. Arı bir dil vardır. Yani sade, saf, bir temiz bir Türkçe kullanılmıştır arkadaşlar. Ve bunlar aynı zamanda kolay ezberlenmesi kolay olan metinlerdir. Kültürümüzde sözlü bir kültür geleneğinin çok yüksek olması, işte bu aslında kafiyelenişi, kolay ezberlenebilmesi eserlerin bu anlamda oldukça önemlidir diyoruz arkadaşlar. Bir diğer sorumuz, manilerin sosyal yaşamdaki yeriyle ilgili neler düşünüyorsunuz? Arkadaşlar, bunları siz kendiniz cevaplayınız, fakat şunu biliyoruz, halkın yaşayışından örnekler veriyorsa eğer, o zaman halkın sevdiği eserler arasında yer aldığını, halkın yaşayışında önemli bir yere sahip olduğunu ifade etmesini, halkın duygulanmalarını net bir şekilde ortaya koyması bakımından oldukça önemli eserler olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Peki burada ahengi sağlayan unsurlar nelerdir? Birçok şey var. Kafiyelerimiz buradaki azlar olabiliyor arkadaşlar. Bu ölçü dediğimiz hece ölçüsü olduğunu zaten görmüş oldunuz, değil mi? Ama metinlerin, manilerin hece ölçüsüyle yazıldığını net bir şekilde görmüş oldunuz. Kelime tekrarları var. Derler, kuleden gibi kelime tekrarlarımız var. Aliterasyon ve asonansları, işte bu aliterasyonun sessiz harf tekrarı, asonansların da ünlü harflerin tekrarı olduğunu zaten size söylemiştik. Mesela ilk manide K harf sessizlerinin tekrar edildiğini gördük arkadaşlar. Asonansta da yine ilk manide A seslerinin tekrar edildiğini görmüş olduk. Siz de arkadaşlar diğer manilerdeki aliterasyonları ve asonansları bulabilirsiniz. Dil bilgisi konusuna gelecek olursak,
Buna göre aşağıdaki manilerde geçen belirsiz isim tamlamalarını bularak tamlamaların altını çiziniz diyor. Şimdi önce yok ok yukarıya okuyalım. Dünya malı dünyada kalır atasözündeki altı çizili kelime grubu bir belirtisiz isim tamlaması örneğidir. Belirtisiz isim tamlamaları sadece tamlananın tamlanan ekini, tamlama ekini, ı, i, u, u aldığı tamlamalardır. Arkadaşlar hatırlarsanız bunu tekrar edelim. İsim tamlamalarını 4 alt başlıkta inceliyorduk. Neydi bunlar? Belirtili isim tamlaması, belirtisiz isim tamlaması, zincirleme isim tamlaması ve takısız isim tamlaması. Bizim isim tamlamalarımızda iki ögemiz vardı. Tamlayan ve tamlanan. Tamlayan ekimiz ın-in, tamlanan ekimiz ı-i. Eğer tamlayan ve tamlanan ikisi de ek alıyorsa biz buna diyorduk ki belirtili isim tamlaması. Kapının kolu gibi. Birçok örnek verilebilir. Hocanın gömleği gibi birçok örnek verilebilir. Belirtisiz isim tamlamalarında ise tamlayan ek almıyor. Sadece tamlanan ek alıyor arkadaşlar. Yani ikinci kısımdaki. Tamlanan ek almış oluyor. Mesela dünya malı örneği verilmiş. Onun haricinde mesela Türkçe dersi örneğini verebiliriz arkadaşlar. Şimdi aşağıdaki isim tamlamalarını bulmamızı istiyor arkadaşlar. Beraber sizle beraber sizinle beraber isim tamlamalarının altını çizelim. Kalenin ardı tandır. Yandır Allah'ım yandır. Beni güvercin eyle yar bahçesine kondur. Şimdi bizden belirtisiz isim tamlamalarını soruyor. Bu yüzden ben sadece belirtisiz isim tamlamalarını bulacağım arkadaşlar. Kalenin ardı tandır. Burada kalenin ardı aslında belirtili isim tamlaması ama bizden belirtisiz sorduğu için bakmıyorum. Yandır Allah'ım yandır. Beni güvercin eyle yar bahçesine kondur. Yar bahçesi ifadesini gördüğünüz gibi arkadaşlar karşımıza çıkardık diyoruz. Belirtisiz isim tamlaması. Ne bahçesi? Yar bahçesi. Bir belirtisiz isim tamlamamız var. Neden? Çünkü tamlayanımız herhangi bir ek almamış ama tamlananımız ı ekine almış. Devam edelim. Gam dağıdır. Güzeller gam dağıdır. İnişim dert deresi. Çıkışım gam dağıdır. Gam dağı ne dağı? Gam dağı. Gördüğünüz gibi buradaki ı tamlanan eki. Arkadaşlar tamlanan ekinin aynı zamanda iyelik eki olduğunu da unutmayınız lütfen. Yani şu ekimiz aynı zamanda bir iyelik ekidir. Bu da aklınızda bulunsun. Güzeller gam dağıdır. Yine burada var aynı şekilde. İnişim dert deresi. Ne deresi? Dert deresi. Yine şurada bir tamlanan ekimiz var. Yani biz bunu aynı zamanda ne diyoruz? Bir belirtisiz isim tamlaması. Çıkışım gam dağıdır. Gam dağı yine aynı şekilde belirtisiz isim tamlaması. Arkadaşlar belirtisiz isim tamlamasına aslında ilk isim tamlamalarından bahsederken bahsetmiştim diğer videolarda. Belirtisiz isim tamlamalarının arasına başka bir sözcük girmez arkadaşlar. Bu önemli. Mesela okul yolu dediğim zaman bu bir belirtisiz isim tamlamasıdır. Okul eski yolu diyemeyiz. Eski okul yolu deriz. Neden? Çünkü belirtisiz isim tamlamalarının arasına başka bir sözcük girmez. Ama belirtili isim tamlamalarında böyle değildi hatırlarsanız. Belirtili isim tamlamalarında araya başka sözcükler girebilirdi arkadaşlar. Aklımızda bu şekilde kalsın. Peki bir diğerine bakıyorum. Gemi geldi durdu mu? İskeleye vurdu mu? Söyle ey seher yeli yar halimi sordunuz. Seher yeli ne yeli? Seher yeli ifadesinin arkadaşlar gördüğünüz gibi bir belirtisiz isim tamlaması olduğu ortaya çıkmış oluyor. Peki. Burada manilerin tiplerini soruyor. Beraber sizinle beraber bakmak istiyorum arkadaşlar. Hem önce örnekleri okuyalım sonra da beraber sizinle beraber ifade edelim. Ağlarım çağlar gibi, derdim var dağlar gibi. Ciğerden yaralıyım, gülerim sağlar gibi. Her gelen bir gül ister, sahipsiz bağlar gibi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir yedekli mani örneğimiz var diyoruz. Şuraya da gelelim. Şimdi ikinci kısmımıza. İnleyim dinle gönül. Dinleyim inle gönül.
Pardon, baştan okuyayım. İnleyim dinle gönül, dinleyim inle gönül, imil imil yanalım senin derdinle gönül. Arkadaşlar burada düz bir mani var. Tek dörtlükten oluşuyor. A, A, X, A şeklinde olduğunu görebiliyoruz. Yedili hoca ölçüsüyle yazılmış zaten. Bu anlamda yine anonim düz mani şeklinde yazıldığını ifade edebiliriz. Peki şuna bakalım arkadaşlar. Almadan kokun aldım almadan bir de yüzün göreyim Tanrı canım almadan. Arkadaşlar kesik veya cinaslı mani olduğunu söyleyebiliriz. Yukarıdaki aslında yedekli mani artık mani de diyebilirdik. Hiç fark etmez. Bu şekilde karşımıza çıkmış oluyor arkadaşlar. Lütfen siz de çevrenizdeki kişilere sorarak bir mani derlemesi yapınız ve derlediğiniz manileri arkadaşlarınıza okuyunuz. Hatta hocalarınıza ders konusunda işlediğiniz zaman hocalarınıza okuyabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.